Arkadaşlar, bu uygulamamızda bir komut düğmesi yapacağız ama hücrelerdeki belirttiğimiz sayfa, sheet neyse onlardaki belli bir hücreye erişip o değerleri artacak. Bunu iki yöntemle yapacağız. Birlikte şimdi yapalım arkadaşlar. Amacımız yine biliyorsunuz nesneler erişimi geliştirmek. Excel VBA ortamına geçtim. Modül yaptım. Sub dene dedim. Ondan sonra this workbook control space var. Sheets'lerden. Bu arada hani sheets deyip de sayfa 1 diye de kullanabiliyoruz. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Sayfa 1. Bu arada yine sizin İngilizce ise bu sheet 1 olacaktır. Buraya sheet 1 yazacaksınız o zaman. Hani neyse ayarlarımız ona göre artık kullanabilirsiniz. Oranın adı farklıysa farklı olacak tabi. Sayfa 1 dedim. Range A1'e gittim. A1. Onun value'suna da value'sundaki değeri artıracağız. Bu arada hazırlığımız var uygulamaların bazılarında. Değer girin demişiz. Atıyorum buralara gelişigüzel değer verdik. Ondan sonra farklı farklı değerler olabilir. Şimdi kodlamamızda onu artıracağız. Şöyle yapalım. Devam şeyini koydum. Devam karakterimi koydum. Tekrar geliyorum. Şöyle arkasından yazayım biraz içeriden. Onu çoğaltacağız. Çarpı 2. Bu ne demektir? A1'deki değeri 2 ile çarp. A1'e koy. Yani mevcut değeri update edeceğiz. Şöyle yapalım çok uzatmadan. 3 kere yapayım bunu. A2, A2 ve A3. Tamam. Butona bağlıyorum üç tane yaptık. Hemen bir buton koyayım buradan. Ondan sonra deneyi bağladım. Tamam. Çalıştırıyorum. Bakın tık 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 değerler artıyor. Peki bunu böyle yapmak tabii ki çok anlamlı değil. Bir döngüyle birden 3'e kadar bu alanı rahatlıkla yapabilirim. Yani şu kodlamayı yapacağız. Bakınız bir satır sayısıyla çok rahat bir şekilde bunu yapabiliriz. Burada cells kullanılıyor range yerine. Satır ve sütun hani bir matris gibi düşünürsek birinci satırın birinci sütunu, birinci satırın ikinci birinci satır, ikinci satırın birinci sütunu, üçüncü satırın birinci sütunu gibi cells kullanacağız. Yazalım birlikte. Sub dene 2 dim dim satır as integer for biliyorsunuz klasik olarak döngü kontrol değişkenli yaptığımız şeyler for next döngüsü, do while döngüsü, for each döngüsü. Hepsini önümüzdeki videolarda çalışıyor olacağız. 1, 2, 3. Tamam. Next'imiz var. Tamam. Satır. Satır. Yazıyoruz. This workbook sheet sayfa 1. Şuradan kopyalayalım. Range'ine ya, tabii ki range'ini cells kullanacağız. Satır virgül 1. O satır oluyor. Sütun 1. Nokta value. Şuna kızdı herhalde. Value diyelim. Eşittir alt tire. Ondan sonra ve bunun bu kadar uzun yazmayacağız. Onu da bir sonraki bazı birkaç uygulama sonra git kalıbımız var. Bazı zamanlarda da kullandık. Çarpı 2. Çarpı 2. Bakın dene 2'yi bağlayalım şimdi bir butona da. Bakınız demek ki illaki
Tek tek yapmak çok uzun iş bunu yapmak. Kısaltma da şöyle yapılıyor. Burada döngü içinde, döngü sonunda fark etmez. Bakınız bir vit kalıbı konuluyor arkadaşlar. Şunlar alınıyor. Buraya bir vit konuluyor. Ondan sonra vit diyelim. Artık bunun içerisinde de bu kullanılıyor. Dolayısıyla tek satırda artık yazabiliriz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir daha çalıştıralım. Evet. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.